sonra izleyeceğiniz program bazı izleyicilerimiz için rahatsız edici görüntüler içermektedir. Dünyanın kısa tarihi. Mayıs 1941'de Alman Hava Kuvvetleri Girit Adası'na tarihin ilk başarılı hava istilasını gerçekleştirmişti. Verdikleri büyük kayıplara rağmen Fallschirmjäger olarak bilinen seçkin paraşütçüler Malema Havalanı'nın kontrolünü ele geçirdiler. Ama adayı savunan 30 bin müttefik askeri teçhizatlarının yetersiz olmasına ve hava savunmasından yoksun olmalarına rağmen henüz pes etmemişlerdi. İngilizlerin bu mücadeleye katılmamaları gerekiyordu çünkü kazanmak için yeterli kaynakları yoktu. Orada genç adamları kazanamayacakları bir savaşa gönderdiler. Bunu yapmamalılardı. Bu çok yanlıştı. Bu özellikle Anzaklar, yani Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar açısından talihsiz bir durumdu. Çünkü Churchill onları Yunanistan'a yardım için göndermeye karar verdiği sırada Kuzey Afrika'daki Almanlarla savaş tecrübesi olmayan tek birlik onlardı. Ben İngiliz komutanların fazla seçeneği olduğunu düşünmüyorum. Bence Girit'i savunmaları gerektiğini düşünüyorlar ama aynı zamanda bu savaşı baştan kaybettiklerini biliyorlardı. Ama ne yazık ki orada savaşan askerler bunun baştan kaybettikleri bir savaş olduğunu ve sadece cesaretleriyle savaşmaları gerekeceğini bilmiyorlardı. Giderek kötüleşen şartlara rağmen müttefik askerleri bir dizi savunma ve deniz savaşına girmek zorunda kalacaklardı. Artık öncelikli amaçları askerlerini korumak ve adadan tahliye etmekti. Sanki Dunkirk gibiydi, sadece boyutları daha küçüktü. Yıldırım Savaşları, Girit Savaşı 2. Bölüm, Tahliye. 23 Mayıs. Müttefik kuvvetleri Malema Havaalanı'ndan çekilirken bir dizi kanlı çatışma yaşandı. Ve bu çatışmaların ilki Galatas köyündeydi. Galatas. Her sene bu anıt çevresine toplanan Giritli ve Yeni Zelandalı yetkililer savaşta kaybedilen askerler için anma töreni düzenliyorlar. Savaş Yeni Zelandalı askerlerin başındaki General Freyberg'in sorumluluğundaydı. Oradaki mücadele Yeni Zelanda birliklerinin 2. Dünya Savaşı'na girdikleri en zorlu çatışma olacaktı. Ve işin başındaki kişi de oydu. Galatas köyünün dar yol ve sokakları kanlı yakın çatışmalara sahne oldu. Malema Havaalanı, Hanya ve doğudaki Suda Koyu arasında kalan ufak bir tepe, müttefikler tarafından stratejik önemi nedeniyle belirlenen birkaç savunma noktasından biriydi. Bugün hala savaş kalıntıları eski evlerde farklı amaçlarla kullanılıyor. ...450 yıl boyunca Venediklilerin işgali altında olan tarihi Hanya şehri ağır şekilde bombalandı. Ve yaşanan bu vahşi saldırıda 13 Venedik yerleşimi bombalanarak yok edildi. Binlerce askerden ilk esir düşen gruplar çoktan toplanmaya başlamışlardı. Yaşadıkları zorluklara ek olarak ölüleri gömmek gibi korkunç bir görevleri daha vardı. Ve iki taraftan da kayıplar büyüktü. Kraliyet donanmasının bu savaşta oldukça önemli bir rolü vardı. İlk başlarda Alman destek güçlerini engellemekle görevlendirilen donanma, Mısır'dan yola çıkmış ve yolda ağır hava bombardımanı altında kalmıştı. İngilizler denizde karada verdiklerinden daha fazla kayıp vereceklerdi.
Akdeniz donanmasının komutanı olan Amiral Cunningham, istilanın başladığı sabah 2 savaş gemisi, 8 kruvazör ve 17 destroyer olmak üzere yaklaşık 30 gemiyi adaya gönderdi. Ama savaşın sonunda bu gemilerin 3'te 2'si batırıldı, hasar aldı ya da kayboldu. Ve Girit Adası'nda mevcut liman altyapısının çoğu adanın kuzeyinde bulunuyordu. Ve oraya destek götürmek zorunda kalan İngiliz üsleri İskenderiye'deydi. Yani kat etmeniz gereken 630 kilometrelik bir destek rotası vardı. Ve bu rotanın son bölümü Alman Hava Kuvvetleri'nin kontrolündeydi. Mısır'da ikmal getiren Kraliyet Donanması avcı uçaklara yakalanmamak için bu yolun büyük bir kısmını gece kat etmek zorunda kalıyordu. Ve eğer Girit Adası'nın güney kıyısında iyi bir liman olsaydı her şey çok daha kolay olurdu. Fakat maalesef yoktu. Bu yüzden de adaya gidecek tüm ikmal gemileri adanın doğusu ve batısı olmak üzere oldukça tahmin edilebilir bir rota izlemek zorunda kalıyorlardı. İkmal gemileri tam belirledik zamanda belirledikleri yerde olmaya çalışıyorlardı. Sonuçta eğer her şey yolunda giderse son etabı gece karanlığında geçebilirdiniz. Ama gün doğumunda tekrar görünür hale geliyordunuz. Ve bu bazen ciddi bir sorun olabiliyordu. Bu durum donanma personeli üzerine baskı oluşturuyor ama yola devam ediyorlardı. Ayrıca Girit'e vardıktan sonra adaya denizden yaklaşan Alman ve İtalyanları durdurmak gibi adanın kuzeyinde Alman hava saldırısı altında yürütmek zorunda oldukları bir görevleri vardı. Ve Alman hava saldırıları çok etkiliydi. O 630 kilometrelik rotayı tamamladığınızda uçak savar mühimmatınızın %70-80'lik bir kısmını harcamış ve artık bir karar verme durumunda kalmış olabiliyordunuz. Hala kendimizi savunabiliyorken geri mi dönelim yoksa devam mı edelim diye düşünüyorlardı. Her ne kadar zorlu bir görevleri ve ağır Alman baskısı altında olsalar da yola bir şekilde devam ettiler. Ve orada çok insan ve gemi kaybettiler. En büyük kayıplardan ikisi Gloucester ve Fuji kruvazörlerinin batmasıydı. Hayatta kalanları geri getirmek için gönderilmişlerdi fakat gemide yeterince uçak savar mühimmatı yoktu ve kendilerini savunamaz haldeydiler. Birilerini kurtarmak için yola çıkmış olmaları büyük bir moral kaynağıydı. Özellikle de donanma için. Bu yüzden yola çıkmaya karar verdiler. Gemiler de oraya gidip bu görevi yerine getirebilecek ateş gücü olup olmadığını kontrol etmediler. Sonuçta 20 bin tonluk bir kruvazör mühimmat depolarını kontrol etmedikleri için battı. Bu gemilerden biri olan HMS Gloucester yaklaşık 800 kişilik mürettebatının 715'ini kaybedecekti. Gloucester battığı sırada gemide olan askerlerden biri de Melvin Becker'dı. Sonunda beklediğimiz şey oldu. Ve uçak savar mühimmatımız bitti. Ama Alman uçakları üzerimize gelmeye devam ediyordu. Sağdan, soldan, her taraftan bombalar geliyordu. Ve sonunda çok fazla isabet aldık. Ve bu da Gloucester'ın sonu oldu. Ben kendi adıma hayatta kalabileceğimi düşünüyordum. Vazgeçmeme imkan yoktu. Çünkü etrafımda çok fazla insan vardı ve suda bir süre kaldıktan sonra pes etmeye başladılar. Kendilerini ya da diğer sağ kalanları kurtarmak için hiç çaba sarf etmiyorlardı. Hatta biri ben onları suyun yüzeyinde tutmaya çalışırken boğuldu. Gece saatlerinde sayı azalınca ben de botun üzerine çıkmayı başardım. Sonunda üzerimizden bir Alman uçağı geçti. Ve onu gördüğüm an içimden evet lütfen daha fazla ateş etmesinler diye düşündüm. Çünkü suya düşenlerin üzerine makineli tüfek ve bombalarla ateş açıyorlardı. Ve geriye kalan mürettebat tükenmiş durumdaydı. Ben çoğunun bu yüzden pes ettiğini düşünüyorum. Öylece pes ettiler. Ve ertesi gün Almanlar bizi almasaydı hiçbirimiz hayatta kalamayacaktık. Ben orada çok dostumu kaybettim. Çünkü sadece 4 gün Afrikalı hayatta kaldı. Evet. Gemide 32 Güney Afrikalı vardı ve 4'ü hayatta kaldı.
Kardeş gemisi olan HMS Fiji, 22 Mayıs günü HMS Greyhound destroyerinin mürettebatını kurtarmaya çalışırken kendi mürettebatından 250 kişi kaybetti. Norman Lewis, Fiji'den kurtulduğunda bando ekibindeymiş. Gemi akşamüstü 5 sıralarında battı ve etraf hala aydınlıktı. Ve ne yazık ki sudaki adamların üzerine Alman uçaklarından makineli tüfek ateşi açıldı. Sanırım suda 600-700 kişi olması gerekiyordu ama kimseyi göremiyorduk. Bu çok tuhaf, öyle değil mi? Yani orada akıntıya kapılıp karanlıkta kayboluyorlardı. Ve su çok soğuktu. Ve uyumamak için sürekli şarkılar söyleyip bir şeyler yapmak zorundaydık. Aksi halde uyuyakalıp uzaklara doğru sürüklenebiliyordunuz. Sonra uzaktan ufacık bir ışık gördük. Bu çok uzaktan gördüğümüz çok küçük bir ışıktı. Ama yine de bize moral verdi. Ve biz de elimizden geleni yaptık. Bando takımında 15 kişiydik ama sadece orada 8 kişi vardı. Geri kalan 7 kişiyi tekrar görebileceğimizi düşünüyorduk. Ama İskenderiye'ye dönene kadar onlara ne olduğunu öğrenemedik. Sonunda kıyıya ulaştık ve büyük yıkık bir binada toplandık. Ama orada sadece Albert vardı. Ne yazık ki diğer 6 arkadaşımızı kaybettiğimizi öğrendik. Ve hala kendime neden diye soruyorum. Neden? 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 Batan diğer bir gemide Kraliçe Victoria'nın torunu ve Hindistan valisi ve geleceğin amirali olarak görülen Kaptan Lewis Mountbatten'ın komuta ettiği HMS Kelly destroyeriydi. Mountbatten 200 kişilik mürettebatının yarısını kaybetmiş ama Stukalar tarafından açılan makineli tüfek saldırılarına rağmen kurtarılmıştı. Onu aldılar, onu sudan kurtardılar ve geri dönüp daha büyük görevlere geldi. Ve o olaydan sonra bu hikayeyi birçok kez anlatma fırsatı buldu. Bir denizci şehri olan Plymouth'ta her yıl Girit Savaşı'nda kaybedilen denizciler için anma törenleri düzenleniyor. Eva Forden, HMS Gloucester battığında 18 yaşındaki kardeşini kaybetmiş. Ben kardeşimi kaybettim. İşte adı da burada. Adı Eddie'di. 18 yaşında donanmaya katılmış bir çocuktu. O gezmek istiyordu. Ve 16'sında Devonport'tan bir gemiyle yola çıktı. Sonra da annem bir telegraf mesajı almıştı, değil mi? Evet, geminin battığını ve onun muhtemelen öldüğünü söyleyen bir telgraf mesajı aldık. Ardından kurtulduğunu ve İskenderiye'de olduğunu söyleyen bir telgraf mesajı daha geldi. Ama savaştan sonra bir telgraf daha aldık. Yani savaştan sonra onun dönmesini bekliyorduk ama gelmedi. Ve onun gemiden hiç kurtarılamadığını ve üzgün olduklarını söyleyen başka bir telgraf daha geldi. Çok geçmeden Kraliyet Donanması'nın görev tanımı değişti. Ve Alman destek kuvvetlerini engellemekten Girit Adası'na çıkıp müttefik askerlerini kurtarmaya dönüştü. İstilanın 6. günü olan 26 Mayıs'ta General Freiberg, Orta Doğu'daki komutanlarına savaşın bittiği ve tahliyenin başladığı bilgisini verdi. Bu tahliye operasyonu için 15 binden fazla askerin seçilen rotayı takip ederek Hanya çevresindeki savaş alanlarını geçmesi ve adanın merkezindeki dağları aşarak Sfakya adıyla bilinen küçük bir limana ulaşmaları gerekiyordu. Kurtulan askerler bu limandan Kraliyet Donanması'na ait gemilerle Akdeniz'i geçip Mısır'a götürülecekti.
Ancak bu sırada Almanların ilerleyişinin geciktirilmesi hayati bir öneme sahipti. Ve böylece Malemen Havalanı'ndan çekilip burada savaşmaya karar verdiler. Burası 42. cadde olarak bilinen ve Hanya ile Suda Koyu'nun güneydoğusundan geçerek geri çekilen askerler için hayati öneme sahip büyük bir limana doğru uzanan bir yol. 42. cadde, Grit'teki kara çatışmalarının çoğunda görev alan ve Suda Koyu'nda mevzilenen Yeni Zelandalı ve Avustralyalı askerler için son direniş noktalarından biriydi. Ama iki taraf birbirlerine yakınlaştıkça Yeni Zelandalı Maori savaşçıları da geleneksel yöntemlerine dönmeye ve savaş ağrısı olan Hakka danslarını yapmaya başladılar. Orada yaşanan çatışmada 80'den fazla Alman askeri öldürüldü. Evet, neyse ki orada son derece cesur davrandılar ve çok zor bir görev olmasına rağmen cesaretleri sayesinde oradaki tüm Almanları öldürüp onları durdurmayı başardılar. Hamata Alpoti adında genç bir er vardı. Alman saldırısı artmaya başlayınca oradaki askerlere bir karşı saldırı başlatmaları emri verilmişti. O genç adam verilen saldırı emriyle birlikte ayağa kalkıp Hakka dansı yapmaya başladı. Bu gerçekten inanılmaz bir olaydı. Son derece cesur ve başarılı bir karşı saldırının fitilini ateşleyen şey de bu olmuştu. Böylece Almanlar durmak zorunda kaldılar ve onlar güney sahilini korurken binlerce asker tahliye noktasına doğru ilerleyebildiler. Günümüzde hala 42. caddede düzenlenen anma törenlerinde Hakka dansı yapılıyor. Hakka dansını yapan Manu Bert'in babası da Girit'te ve Orta Doğu'da savaşan komutanlardan biri. Hakka ilham veren sözler içerir. Anlamı savaş başlıyor. Kendinizi hazırlayın. Ayağınızı yere sağlam basın. Ve adım adım size doğru yaklaştığımı düşünün. Güneşe bakarken eğer yeterince bağırabilirsem güneş beni duyabilir. Ve böylece güneşi tekrar görecek kadar yaşayabilirim. İşte bu sözler özellikle de böyle bir durumdayken onlara savaşçı olduklarını hatırlatıyordu. O anda birer savaşçı olduklarını hatırlıyor ve buradan sağ çıkabilecekleri umuduyla savaşıyorlardı. Ve işte tam burada durup Hakka dansı yapmaya başladılar. Sonuçta yaptıkları gösteri o kadar korku uyandırdı ki burada tutunmayı başardılar. Ve Almanlar bu bölgede ağır kayıplar verdiler. İşte bu yüzden burada yaşanan çatışma hala hatırlanıyor. Çünkü Maori savaşçıları burada gerçek Maoriler gibi davranmışlardı. Daha doğuda ise Redmino ve Heraklion havaalanlarını ele geçirmeye çalışan Almanlar güçlü bir direnişle karşılaştılar. Redmino bölgesi emrinde iki Avustralya taburu olan Albay Ian Campbell tarafından savunuluyordu. Ama batıdaki komutanlarıyla iletişimleri kesilmişti. Avustralyalılar pozisyonlarını mükemmel şekilde korudular. Gün içinde hiç ses ya da hareket olmuyordu. Çünkü gerekli intikalleri Almanlar gelmeden önce gece yapmışlardı. Almanlar buna çok şaşırdılar. Gerçekten de 20 Mayıs ve sonrasında gördükleri kara direnişi onları çok şaşırtmıştı. Almanlar Redmino şehrini ve havaalanını almayı başaramadılar. Ve havaalanını tepe bir noktadan savunan Avustralyalılar Almanları sahilde tutmayı başardılar. Dimitris Skarsilakis'in dedesi de bu çatışmaya tanıklık edenlerden biri. Ve Dimitris savaş alanında kalan izleri araştırıyor. Almanlar Hiley Tepesi'ni ele geçirememişlerdi. Ve o tepe Redmino için hayati öneme sahipti. Çünkü Redmino havaalanını yukarıdan görüyordu. İlk birkaç günde Almanlara büyük kayıplar verdirdiler. Avustralyalılar Redmino Havaalanı çevresinde birleşmiş ve orayı güvenlik altına almışlardı. Zaten görevleri de buydu ve bunu başardılar. Orada o kadar iyi bir iş çıkardılar ki Student Alman saldırısını iptal etmek zorunda kaldı. Hiley Tepesi Almanlar tarafından Kanlı Tepe adıyla biliniyordu. Almanlar St. George Kilisesi'nin bulunduğu yüksek bir pozisyona çekildiler.
Yaşanan yoğun çatışmalar nedeniyle kilise duvarlarında açılan mermi delikleri ve mezarlıktaki hasar hala görülebiliyor. Burada asma ve zeytin bahçelerinin arasında yakın mesafeden birbirlerini avlayıp öldüren küçük gruplar vardı. Bu gruplar yaklaşık bir düzine askerden oluşuyordu ve çok tehlikeliydiler. Ve bu çok ölümcül bir saklambaç oyunu gibiydi denilebilir. İşte böyle bir ortamda yüzlerce Alman askeri öldürülmüş ve yüzlercesi de yakalanmıştı. Ve maalesef yeterli kaynak olmayan karakollarda esirler için yer yoktu. Bu yüzden geçici hapishaneler yapılmıştı. Savaş başladığında her iki Avustralya taburunda da yaklaşık 600'er asker vardı. Ve savaşın sonunda iki taburda askerinin 2/3'ini kaybetmişti. Fakat kayıplar Almanlar için de çok büyüktü. Almanlar daha savaşın başladığı ilk günlerde iki tabur askerlerinin yarısını kaybetmişlerdi. Bu Almanlar için de oldukça moral bozucuydu. Yaşanan mücadele sırasında havaalanının yakınında yaşayan köylüler buradaki sahilde toplanmışlardı. Ama müttefik kuvvetleriyle işbirliği yapacaklarından şüphelenen Almanlar tarafından idam edildiler. Vasili'nin annesi de orada olanlardan biri ve onu bir daha asla görmemiş. İkinci defa idamlara başladıklarında tüm erkekleri diğer tarafa, kafenin ve anıt mezarın olduğu yere topladılar. Ve hepsini vurdular. Sonra da tanınmamaları için ölülerin üzerine benzin döküp yaktılar. Kadınlar ve çocuklar hepimiz güneşin altında bekliyorduk. Sonra bizi çekmeleyerek deniz tarafındaki ufak bir alana doğru sürüklemeye başladılar. Ben, annem, babam, büyük annem, teyzem, hepimiz birlikteydik. Birbirimize sarılıp öpüşüyor ve ağlıyorduk. Ve daha önce de dediğim gibi o ağlamalar sırasında annemin eğer hayatta kalan olursa çocuklara bakması gerektiğini söylediğini hatırlıyorum. Vasili bu katliamdan sahile doğru ateş açan Avustralyalı askerler sayesinde kurtulduğunu söylüyor. O sırada tepelerde konuşlanan Avustralyalı ve İngiliz askerler Almanların toplarını vuruyorlardı. Ve tüm o şarapnel parçaları buraya düşüyordu. Bu durum idamları gerçekleştiren Almanları korkuttu ve onları gitmeye zorladı. Bütün gece orada bekledik. Ve bu sayede hayatta kaldık. Bu sırada Freyberg'in tahliye emri henüz Albay Campbell önderliğindeki Avustralyalılara ulaşmamıştı. Avustralyalı birlikler terk edilmiş olduklarını bilmeden sonunda teslim etmek zorunda kalacakları havaalanını savunmaya devam ediyorlardı. Campbell ve hayatta kalan askerler o sırada yaşananları anlatıyorlar. Havaalanına doğru biraz ilerledim ve pistin yakınlarında Retvino'daki birliklerimle birlikte teslim oldum. Hepimiz piste doğru indik. Sonra Messerschmitt'ler geldi ve tepemizde zafer uçuşu yaptılar. Yani orada pistin üzerine öylece oturup miğferimizi çıkarmıştık. Ve hepsi bu kadardı. O zamana kadar esir alınan Avustralyalı askerlerin çoğu Yunanistan ve Girit'te esir alınmışlardı. Günümüzde Retvino'da düzenlenen anma törenleri hem Avustralyalı hem de Yunan askerler anısına düzenleniyor. Törene katılan taraflar Yunan ve Avustralyalılar arasında oluşan bu özel bağı temsil ediyorlar. Michael Lawrence'ın babası da Albay Campbell'ın teslim olan taburundaki askerlerden biriymiş ve sonraki 4 yılını bir esir kampında geçirmiş. Bence onlar için en zor olanı 1941, 42 ve 43'teki o kritik yıllar boyunca esir kampında oturup hiçbir şey yapamamaktı.
Babam hayatı boyunca orada yeni bir subay olmak da dahil olmak üzere birçok talihsizlik yaşamıştı. Ve Hilay Tepesi'nin yarısının alındığı gece de oradaydı. Ve hala telaffuz etmekte zorlandığım seçkin Forshir Niger paraşütçülerinden birinin bütün gece annesi için ağladığını duymuş. Babam bir centilmen olmasına rağmen askerlerine gidip onu kurtarmaları emrini verememiş. Çünkü o zamanlarda Almanlar yenilmez olarak görülüyordu. Neredeyse süper insanlar gibiydiler. Özellikle de paraşütçüler en iyileriydi. Ve kritik öneme sahip o ilk gecede Almanları daha zayıf, daha güçsüz gösterebilecek bu olay müttefikler tarafından olumlu görülmüş. Buraya üç çocuğumla birlikte geldim. Sanırım onların tarihten dersler çıkarmalarını istiyorum. Burada geçirdiğim son 36 saatte hayallerim gerçek oldu ve çocuklarımla büyük babaları ve onun hikayesi arasında bir bağ oluştu. Büyük ebeveynleri bu savaşa tanıklık eden Dimitris Kartslakis günümüzde Ritmino'da her çeşit pasta ve tatlı üreten bir fırın işletiyor. Ama evinde Ritmino ve çevresinden toplanmış savaş hatıralarından oluşan bir koleksiyona sahip. Ve bu koleksiyona 8000 fotoğraflık bir albümle dahil. Fotoğrafların çoğu Almanya'dan temin edilmiş ve aralarında Alman askerlerinin kişisel albümleri de var. Albüm savaşın ilk aşamalarını gösteren fotoğraflarla başlıyor. Ve daha sonrasında da Girit Savaşı'na doğru ilerliyor. Yani öyle denebilir. Sadece bu albümde Girit Savaşı ile ilgili 100'den fazla fotoğraf bulunuyor. Bu albümlerin içerisinde propaganda, günlük yaşam, ölü askerler, mezarlar, savaş esirleri, uçaktaki komutanlar, bombalamalar gibi savaşla ilgili birçok bilgi içeren fotoğraf mevcut. Bu albümde savaşla ilgili birçok detay bulabilirsiniz. Heraklion. Daha doğudaysa Alman paraşütçüleri Heraklion üzerine ve çevresine bırakılmışlardı. Heraklion günümüzde hala yoğun kullanılan bir deniz ve havalimanına sahip. Ama 28 Mayıs 1941'de adadaki müttefik askerlerini tahliye etmek için 6'sı destroyer olmak üzere 9 kraliyet donanma gemisi İskenderiye'den bu limana gönderilmişti. Kraliyet donanması adaya ulaştı. Tüm ordu tahliye edilecek. Hava bombardımanı gemilere büyük hasar veriyor. HMS İmperyal gemisinden hayatta kalmayı başaran askerlerden biri de Alf Carpenter. Gün ağrır ağarmaz uçaklar bombardımana başlıyordu. Geminin silahçısı arka tarafında duruyor ve tüm gün dürbünle gökyüzüne bakıyordu. Uçaklar her dalışa geçtiğinde atışa başlıyor ve yaklaşan uçağı vurmaya çalışıyordu. Biz de suda zikzaklar çizerek bombardımandan kaçmaya çalışıyorduk. 9 gemilik konvoydan ikisi batırılmış ve bayrak gemisi de dahil olmak üzere 3'ü ağır hasar almıştı. Toplamda 600'den fazla asker hayatını kaybetti. Önce bombardıman uçaklarının yaklaşmalarına izin veriyordunuz. Ve sonra da ateş açıyordunuz. Eğer yeterince isabet alırsa beyaz bir duman çıkıyordu. Ve biz bir tanesini düşürdük. Ve sonra da İskenderiye Limanı'na geri dönmeyi başardık. İngilizler küstah olur. Bakalım sen hala öyle misin Tommy? Kuzey kıyısındaki birçok müttefik askeri teslim olurken binlercesi de Sfakia'daki kraliyet donanmasına ulaşma ümidiyle adanın güney kıyısına doğru ilerliyordu. Bitkin haldeki askerler ada boyunca yapılan bu zorunlu yolculuk boyunca aralıksız Alman hava saldırılarına maruz kalıyorlar ve teçhizatlarını yolda bırakmak zorunda kalıyorlardı. Zaten yorgun olan askerlerin dağlara uzanan zorlu bir tırmanıştan önceki son dinlenme noktası buradaki Brisas Irmağı'ydı. Sfakia'ya uzanan bu yol günümüzde her yıl bahar aylarında açan kırmızı çiçeklerle bezeniyor. Şu an asfaltlanmış ve genişletilmiş olan yol 1941'de ancak hayvanların geçebildiği toprak bir patikadan ibaretti.
Günümüzde hala tenha sayılabilecek bu yoldaki sessizliği bozan tek şey zaman zaman geçen araba ve keçi sesleri. Girit geleneklerine bağlı olan çobanlar hala bu dağ yolunda keçi sürülerine öncelik tanıyorlar. Ve bu yol ilerledikçe daha kayalık ve çıplak bir hale geliyor. Sfakya'ya ulaşmaya çalışan birlikler arkalarından gelen Almanları yavaşlatmak için yol boyunca stratejik savunma pozisyonları oluşturuyorlardı. Yaklaşık 20 bin askerin adadan kaçmaya çalıştığı bu tahliye rotası bir yazar ve tarihçi olan Michael Sweet tarafından haritalandırılmış. 29 Mayıs sabahı burası dağdaki ilk savunma noktasıydı. Yeni Zelandalı askerler yüksek bir pozisyon almışlardı ve Avustralyalı birlikler de onlarla birlikte şu karşıdaki tepedelerdi. 29 Mayıs sabahının ilk saatlerinde gördükleri şey şu aşağıdaki geçitten gelen Alman askerleriydi. Arkadaki koruma birliklerinin burada yaptıkları şey de birkaç saatlik savunma noktaları kurmak ve yaklaşan Almanlara ateş açarak onları yavaşlatmaktı. Böylece sahildeki tahliye noktasına doğru ilerleyen askerler için zaman kazanıyor ve sonra birbirlerini koruyarak geri çekiliyorlardı. Geri çekilen askerler aynı şimdi olduğu gibi 1941'de de Askevu platosuna ulaştıklarında eski bir Türk kalesinin hakim olduğu verimli bir vadiyle karşılaştılar. Diğer tüm istilacılar gibi Türkler de adanın bu kısmına asla tam olarak hakim olamamıştı. Ve bu kale 300 yıllık Türk istilasının sadece 10 yılında ayakta kalabilmişti. İkinci savunma noktası işte şuradaydı. Askevu düzlüğünün girişindeydi. Ve o zamanlar askerler tarafından Çanak olarak adlandırılıyordu. Ve burada mevzilenen 50 kadar geri savunma askeri, ellerindeki makineli tüfekler, havan topları ve bir tankla Almanları yaklaşık 3 saat boyunca oyalamayı başardı. Sonuçta o 50 koruma askeri sayesinde o gece buradan 6000 asker tahliye edildi. Vadi bugün oldukça sessiz ama 80 yıl önce gökyüzü yüksek askeri güçlerini gösteren Alman uçaklarıyla doluydu. Tahliye edilen askerlerse savunmasızlardı ve teçhizatlarının çoğunu terk etmek zorunda kalmıştı. Günümüzde bu teçhizatlar Endrush'ın işlettiği özel bir müzede sergileniyor. Babası sergilenen parçaları savaştan hemen sonra toplamaya başlamış ve daha sonra kendisi de çevrede bulduğu Alman teçhizatlarını toplamış. Buradaki parçalar Almanların ne kadar donanımlı olduklarına dair iyi bir fikir veriyor. Bu kürklü sırt çantaları aynı zamanda yastık olarak kullanılıyormuş. Sfakya'ya uzanan yolun iniş etabı sarp uçurumlar ve kayalıklarla kaplı. Günümüzde hala bu yol üzerinde bulunan keskin virajlar binlerce askerin yaya olarak kat etmek zorunda olduğu bu yolculuğun ne kadar zorlu olduğunu gösteriyor. Ve bu yol Sfakya köyüne 3,5 kilometre kala son buluyor. Şu an eski yolun bittiği noktadayız. Ve amaç oradaki Sfakya'ya ulaşmaktı. O zamanlar böyle modern yollar yoktu. Yani aslında eski yolun bittiği yerden Sfakya'ya kadar uzanan kısım bir keçi patikasıydı. Binlercesi aşağı doğru geliyordu. Burada bahsettiğimiz şeyin boyutlarını hayal etmek zordur. Binlerce asker Beyaz Dağları aşıyor ve Sfakya ya da Komitaris'e doğru ilerliyordu. Bunu anlamak için bu arazinin binlerce askerle dolu olduğunu ve hepsinin aşağıdaki gemilere binmek istediğini düşünmelisiniz. Hepsi çok yorgundu. 7-8 gündür savaşıyorlardı. Çok az yiyecek bulabiliyorlardı. Yaklaşık 2 haftadır gündüzleri Almanlar tarafından havadan saldırıya uğruyorlardı. Dayanma güçlerinin sonuna gelmişlerdi. O kadar aç ve susuz kalmışlardı ki bazıları etrafta buldukları vahşi tavukları yakalayıp çiğ çiğ yemeye başlamıştı. Yani durum o kadar kötüydü. Almanlar etrafa yayılmışlardı. Askevu'dan buraya doğru ilerliyorlardı. Vadinin sağındaki ve solundaki kayalıklardan aşağı doğru iniyorlardı. Ve 31 Mayıs gecesi sahile giden birlikleri korumakla görevli son birlik 7. Avustralya taburuydu. Askerlerin çoğu ceplerinde mermi taşıyorlardı.
Hatta bazıları çıplak ayaklarla ve bulabildikleri silahlarla savaşıyordu. Geri çekilirken yolun her aşamasında Almanlarla çatışarak çekilmek zorunda kalmışlardı. Çok cesurca bir geri çekilmeydi. Oradaki Almanlar eğer onları fazla zorlarlarsa çok sıkı ve disiplinli askerlerle savaşmak zorunda kalacaklarını biliyorlardı. Sfakya. Günümüzde buradaki küçük limandan kalkan yegane gemi sahil boyunca gidip gelen turist feribotu. Her yerde olduğu gibi turistler bilet almak için sıraya giriyorlar. Ama Mayıs 1941'in son günlerinde durum bundan oldukça farklıydı. Limandaki hatıra anıtı o günlerde yaşananları anlatıyor. Burası Kora Sfakyon sahili. Mayıs 1941'de burası müttefik kuvvetleri için yolun sonuydu. Ve son tahliye 31 Mayıs günü buradan gerçekleştirildi. O sırada burası çok kalabalıktı. Binlerce adam etrafta dolaşıyor ve çaresizce tahliye botlarına binmeye çalışıyorlardı. İzdiham olmaması için sıranın etrafına silahlı nöbetçilerden oluşan bir kordon çekilmişti. Gemiler azaldıkça umutlar da azalıyordu. Sıraya aradan girmeye çalışanlar oluyordu. Buradan tepeye kadar uzanan kuyruklar vardı. Bir sıralama belirlenmişti ve subaylar öncelikliydi. Ayrıca politik olarak belirlenmiş Avustralyalı, Yeni Zelandalı ve İngiliz kontenjanları da vardı. Ama insanlar bu sıralamayı aşmak ve sıraya girebilmek için hile yapmaya çalışıyorlardı. Ve bunların hepsi gecenin karanlığında oluyordu. Yani bu adadan gitmek için sabırsızlanan binlerce aç, susuz ve çaresiz asker etrafta dolaşıyordu. O gece 7. Avustralya taburu tepeden aşağı doğru geliyordu. Ve onlar Almanları sahilden uzak tutmakla görevli son savunma birliğiydiler. Almanlar doğudan, batıdan ve Askevo platosundan yaklaşıyorlardı. 7. tabur o gece aşağı indi. Yukarıdaki konumlarını gece 10 sıralarında terk etmişlerdi. Dağdan aşağı doğru zorlu bir iniş gerçekleştirdiler. Ve sonra aşağıda bekleyen binlerce asker rütbelerine göre sıraya geçmeleri için açılarak onlara yer verdi. Ve sonunda limanın ucuna geldiklerinde fark ettikleri şey son geminin de kalkmakta olduğuydu. Uzaktan çekilen çıpaların sesini duyabiliyorlardı ve son destroyerin de demir almasının ardından diğer 5000 askerle birlikte orada terk edildiler ve büyük çoğunluğu savaş esiri oldu. Donanma elinden geleni yapmıştı ama ne yazık ki yeterince yer yoktu. Destroyerler ve kruvazörler göndermişlerdi. Yolcu gemisi göndermemişlerdi ve oradan oldukça sınırlı sayıda asker alabildiler. Sanki Dunkirk gibiydi. Sadece daha küçük boyutlardaydı. Orada kurtarılması gereken bir ordu vardı. Hava sahasının kontrolü Almanlarda olmasına rağmen donanma oraya girdi ve onları kurtardı. Ve bunu sadece küçük değil, büyük gemilerle de yaptı. Almanya'nın kontrolündeki kıyı ve hava sahasında görev yapmanın tehlikeli olduğunu biliyorlardı. Bu onlar için sürpriz olmadı. Fakat yine de bunu yaptılar ve o insanları başarılı bir şekilde tahliye ettiler. Sonuçta kayıplar kabul edilebilir seviyelerdeydi. Mısır'a ulaşmayı başaran binlerce kişinin arasında tahliye botunda yeri olmasına rağmen askerlerinin yanında kalmayı tercih eden Avustralyalı bir subay da vardı. Albay Theo Walker, Sfakya sahili boyunca birkaç kilometre ilerledikten sonra küçük bir köy olan Komitabis'e ulaştı. Günümüzde bu köy hala geçmişte olduğu gibi görünüyor. Ve daha sonra adada kalan en yetkili subay olarak müttefik kuvvetlerinin teslim olduğunu burada ilan etti. Komitabis, bir anlamda Girit Savaşı hikayesinin sonuydu. Yani savaş kısmının. Tabii ki Girit Savaşı, 1 Haziran'da müttefik birlikleri teslim olduğunda tam olarak bitmedi. 5000 müttefik askeri savaş esiri olmuştu. Diğerleri de savaşıp kaçmayı denemek için tepelere doğru çıkmışlardı. Almanlar 4 uzun yıl boyunca istilayı sürdürdüler. Ve bunun gibi köylerde
Alman istilasına karşı direnişler başladı. Yani bir savaş bitmiş ama başka bir savaş başlamıştı. Girit Savaşı Anzak kuvvetlerine çeyrek asır önce Çanakkale'de aldıkları ünlü mağlubiyeti hatırlatıyor. Ama ironik bir şekilde Girit'te savaşan komutanlarla ilgili birçok kahramanlık hikayesi yazıldı. Diğer bir Çanakkale kahramanı olan Yeni Zelandalı General Freyberg de bunlardan biriydi. Freyberg 10 yıl daha Almanlarla savaşmaya devam etti ve hayatının geri kalanını adada verdiği kayıplar karşısında kendi taktik ve kararlarını savunarak geçirdi. Girit'teki Avustralyalı birliklerin başında en rütbeli askerse diğer bir Çanakkale kahramanı olan General Blamey'di. Her ne kadar iki dünya savaşı görmüş ve parlak bir kariyere sahip olsa da adayı askerlerinden önce terk etmekle suçlandı. Ve diğer Birinci Dünya Savaşı gazileri gibi modern savaş taktiklerine uyum sağlayamadığına dair eleştirilerden asla kurtulamadı. Girit'teki ordunun karşılaştığı sorunlardan biri de bunu daha önce yapmış insanlar tarafından yönetiliyor olmasıydı. Diğer bir yandan İngiliz önderliğindeki müttefik askerleri daha önce Çanakkale kıyılarına çıkmaya çalıştılar. Blamey ve Freyberg de oradaydı ve bu işe yaramamıştı. Yani muhtemelen denizden istila işe yaramayacaktı. Ve muhtemelen bu durum kendilerine fazla güvenmelerine neden oldu. Yani arkalarında binlerce asker ve kraliyet donanması varken ne sorun olabilirdi ki? Ayrıca Birinci Dünya Savaşı görmüş cesur ve başarılı bir komutan olmak, İkinci Dünya Savaşı'nda da başarılı bir komutan olacağınız anlamına gelmiyordu. Ve birçok komutan ateş altındaki askerleri komuta etmekten bir savaş yönetmeye geçişi hala kavrayamamışlardı. Askeri anlamda bu genç adamların oyunuydu. Ve oradakiler Napolyon'un Waterloo'da olduğundan daha yaşlılardı. Aynı şeyi Napolyon'da da görüyoruz. O ne yapmak istediğini biliyordu. Stratejisi ve Waterloo'ya girmesi doğruydu. Fakat savaşın içindeki zamanlaması yanlıştı. Verilen büyük kayıplara rağmen haber kısa sürede yayıldı ve zafer Almanya'da gösterilerle kutlandı. Bütün bir ulus Girit zaferini kutluyor. Girit istilası sıra dışı uzunluktaki Alman propaganda gösterileriyle kutlanmıştı. Alman askerleri için imkansız diye bir şey yoktur. Sonuçta yapılan propagandanın boş olduğu ortaya çıktı. 1936'da Joe Louis'i yenerek dünya şampiyonu olan Max Schmeling bir Nazi idolü haline gelmişti. Daha sonra paraşütçülerle birlikte atlayan boksörün inişte yaralandığı söylendi. Ama Giritliler onun savaşta yaralandığını iddia ettiler. Harika bir reklam çalışmasıydı. Bir Nazi olan süper atlet adada düşmanlarla savaşıyordu. Joseph Goebbels'in bunu yaptığı propagandalarda nasıl kullandığını bir düşünün. Modern olmak faşizmin temel argümanlarından biridir ve paraşüt istilası çok modern bir cevaptı. Nazi propagandası başkomutan Hermann Göring'i paraşütçü askerlere ödüller verirken görüntülüyordu. Ama kayıplar çok yüksek seviyedeydi ve Alman komutanı General Kurt Student felaketle gelen bu zaferden bahsederken Girit'i Alman paraşütçülerle dolu bir mezarlık olarak tanımlıyordu. İstilanın sadece ilk gününde 2000'den fazla Alman ölmüştü. 12 günden kısa süren savaşta toplam 4400 Alman askeri öldü. 2600 kişi de yaralandı. Ölü ve yaralı sayıları paraşütçü birliklerin yarısının kaybedildiğini gösteriyordu. Normalde savaşlardaki ölü sayısının 3 katı kadar yaralı olmasını beklersiniz. Ama buradaki ölü sayısı yaralı sayısından çok daha fazlaydı. Ve bu da bize yaşanan savaşın ne kadar ölümcül olduğu hakkında bir fikir veriyor. Hitler için verilen kayıpların sayısı paraşütçülerin bir daha asla bu kadar büyük çaplı operasyonlarda kullanılmayacağı anlamına geliyordu. 150 adet Ju-52 tipi nakliye uçağı da dahil olmak üzere 250'den fazla uçak kaybedilmişti.
Öylece çöpe atabilecekleri 250 uçakları yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nda giriştikleri en büyük operasyon olan Barbarossa'ya başlamak üzereydiler ve tüm hava kuvvetlerini Yunanistan'dan Rusya cephesine kaydırmak zorundaydılar. Çok sayıda pilot kaybettiler ve savaşın devamında tüm o tecrübeli personel kritik bir öneme sahip olacaktı. Savaşın sonuna doğru Almanların hala uçakları vardı ama pilotları tükenmişti. Ve savaşın geri kalanında ihtiyaç duydukları birliklerin büyük bir kısmını Girit'te tutmak zorunda kaldılar. Çünkü Giritliler Almanlardan hiç ama hiç hoşlanmamışlardı ve bu hala böyle. Müttefikler tarafındaysa 3000 asker ve bir düzine savaş gemisi kaybedildi. 12.000'den fazla müttefik askeri ise esir alınmıştı. Bu adadaki toplam savunma gücünün 1/3'üydü. Girit tutulması gereken bir noktaydı fakat ortak akıl yürütmede hatalar yapıldı. Eğer Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Girit'te uçakları olsaydı donanma üzerine böyle aptalca saldırılar yapamazlardı ve donanma daha etkili olurdu. Çünkü sürekli hava saldırısı altında kalmazlardı. Hava Kuvvetleri'nin orduyu ve Girit yakınlarındaki donanmayı desteklemesi gerekiyordu ama bunu yapmadılar. Verilen kayıplar İngiliz İmparatorluğu'nun bazı noktaları için olumsuz sonuçlar doğurdu. Avustralya Başbakanı Menzies, Avrupa, Yunanistan ve Girit'te yaşanan başarısızlıklar yüzünden güç kaybetti ve Ağustos 1941'de görevden alındı. Bu durum Menzies için iyi olmadı. Çünkü daha önceden 3-4 aylığına Londra'ya gidip İngiliz savaş kabinesinde Avustralya'nın planlarını ve genel stratejisini danışmaya karar vermişti. Yeni Zelanda Başbakanı Peter Fraser, tahliye edilen bitkin askerleri İskenderiye'de karşılamış ve İngilizlerden daha fazlasını getirmeleri için Girit'e gitmelerini istemişti. Ama Menzies hiçbir yerde görünmüyordu. Girit'te yaşananlar yüzünden saygınlığı çok zarar görmüştü. Yapmakta olduğu liderlik 2. Dünya Savaşı'nı atlatamadı ve Avustralya'ya döndükten birkaç hafta sonra da görevden alındı. Avustralyalı tarihçiler Churchill'i Anzak güçlerini kandırmakla suçluyorlar. Avustralyalılar, Yeni Zelandalılar ve geri kalan kuvvetler üzerinde umutsuzluk yaratmıştı. Çünkü Avustralyalılar gerçekte Churchill'in politik amaçları için kullanılıyordu ve bu durum Avustralya'nın ulusal çıkarlarıyla pek uyuşmuyordu. Churchill, Amerikan kamuoyunu etkilemek için İngiliz Milletler Topluluğu ve İngiliz birliklerini Yunanistan'a çağırdı. Ama bu Canberra ve Wellington'daki hükümetlere satabileceğiniz bir şey değildi. Ve böylece İngilizlere, Avustralyalılara ve Yeni Zelandalılara Yunanistan'a gidecek tankların olacağını, hava desteğinin olacağını ve başarılı olacaklarını söyledi. Ama gerçekte hiçbiri olmadı. Seçenekleri nelerdi? Avrupa'yı savaşmadan teslim edebilir miydiniz? Tüm o sahil hatlarını, Süveyş kanalını, Mısır'daki İngiliz pozisyonlarını savaşmadan teslim edebilir miydiniz? Ben İngiliz Yüksek Komutası'nın fazla bir seçeneği olduğunu sanmıyorum. Savaşın geniş etkileri olmuştu ve ağır bir darbe alan Akdeniz donanmasının doğuya, Pasifik'e ilerlemesi bekleniyordu. Gemiler kaybedilmişti ve o sıralar uzak doğudan gelen tehdit büyüyordu. Ve bunun yine hatalı bir İngiliz planlaması olduğuna dair bir inanış vardı. Japonlar saldırdığı sırada İngilizlerin donanmayı uzak doğuda yoğunlaştırmak için yeterli zamanı olduğu söyleniyordu. Ve bu doğru değildi. Ve hepsinden önemlisi kendi gemilerini savunacak hava gücüne sahip değillerdi. Çünkü hava ve deniz savaşı arasındaki dengeyi doğru tahmin edememişlerdi. Ve bu her şeyi değiştirdi. 1914'te İngilizler savaşa 65 savaş gemisiyle girdiler ama 1939'da 15 taneydi. Bu işi yapacak sayıda gemileri de yoktu. Bu savaşın sonunda Akdeniz donanmasından geriye birkaç kruvazör ve destroyerden başka bir şey kalmamıştı. Yani aslında bu savaş sırasında adayı güvenlik altına alıp askerleri tahliye etmeye çalışırken ağır kayıplar verdiler. Ve artık Kraliyet donanmasının sıradaki krizde başa çıkabilecek yeterli gücünün olmadığını görüyoruz.
Yani Japonlar Aralık 1941'de saldırdığında iki büyük gemiyi uzak doğuya gönderebildikleri için çok şanslılardı. İngilizlerin yaptığı şey 20 yıl boyunca donanmayı Singapur'a gönderip Avustralya'yı savunacaklarını vaat etmekti. Ve modern bir savaş gemisi yerine eski bir kruvazörü göndermeleri pek etkili olmamıştı. Isles Prince adlı gemiyi hava desteği, denizaltılar, destroyerler ve torpido gemileri olmadan gönderdiler. Ve tüm yaptıkları bir tür jest oldu. Ama savaşın Almanlara olan maliyeti müttefikler için daha önemli bir stratejik değer taşıyordu. Bu savaş sayesinde daha sonradan başarısızlığa uğrayacak olan Rusya'daki Barbarossa operasyonu geciktirilmişti. Ayrıca Kraliyet Donanması'nın tedarik rotaları üzerindeki faaliyetleri Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki Alman ilerleyişini yavaşlatmıştı. Alman paraşütçülerini böylesine yenilikçi, korkutucu ve cüretkar bir hava muharebe gücüne dönüştüren ve bir Birinci Dünya Savaşı kahramanı olan General Kunststudent itibarını bir dereceye kadar kurtarmayı başardı. Ayrıca Mussolini'yi İtalyan kraliyet taraftarları tarafından tahttan indirilip yakalandıktan sonra Kuzey İtalya'daki uzak bir dağ tepesinden kurtarmıştı. Ancak Student, Girit Savaşı'nda verdiği büyük kayıpların etkisinden asla kurtulamadı. Ve savaştan sonra adada işlenen savaş suçları nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. Bugün Malema Havaalanı'na bakanlar korkulan Flasher Meagher veya diğer bir adıyla gökyüzü avcılarının mezarlarını görüyorlar. 3000'den fazla insanın öldüğü Girit Savaşı için düzenlenen anma törenlerine geçmişten ve şimdiki paraşütçü birliklerinden gelen gaziler katılıyor. Birlikte olmak, birbirimize destek olmak, birlikte yaşamak, birlikte savaşmak, bu çok çok özel bir duygu. Biz buna Almanca'da Kameradschaft diyoruz. Nazi saldırganlığının korkulan yüzü savaşın bitiminden daha sonra iyi bir hal almış. Ancak törenin sonunda ve mezarlığın uzak köşesinde bazı paraşütçüler hala Flasher Meagher'lerin 2. Dünya Savaşı sırasında söylediği marşları söylüyorlar. Ve bu hala gururla sürdürdükleri bir gelenek. Günümüzde Alman otoriteleri hala müttefiklerin düzenlediği anma törenlerine katılıyor. Ama 80 yıl sonra bile hala kendilerini rahatsız edici durumlarda bulabiliyorlar. Verilen şok edici kayıplar ve yaşananlar nedeniyle hala olumsuz tepkiler alıyorlar. Bazı Alman yetkililer halen Girit Savaşı'nı kutlamaya çalışıyorlardı. Ama bu faaliyetler pek hoş karşılanmadı ve pek de kabul görmedi. Sanırım sonunda azalarak kayboldular. Yani günümüzde Girit Savaşı'nı bir zafer gibi kutlayan pek fazla Alman kalmadı diyebilirim. Günümüzde Almanlar huzurlu. Ve artık geçmişteki zaferlerle ilgilenmiyorlar. Neden savaşı düşünelim ki? Artık bitti. Biz Avrupalılar olarak birleştik. Çoğu Alman atalarının savaş sırasında yaptıklarının anlatılmasından pek hoşlanmaz. İster bazı gazilerin dediği gibi cesurca bir askeri eylem olarak görün, ister sadece bir kutlama olarak görün. Bu artık pek hoş karşılanmıyor. Almanlar bunların geçmişlerinin bir parçası olarak hatırlanmasından hoşlanmıyorlar. Biz dünyadaki en barışçıl toplumlardan biri olduk. Çünkü çok fazla şey tecrübe ettik. Girit Savaşı'nın başlamasından sadece 10 gün sonra Almanlar tüm adanın kontrolünü ele geçirdiler. Bir sonraki bölümde savaşın ardından 4 yıl boyunca devam eden vahşi ve kanlı Alman istilasını göreceğiz.